de tuz terapisi var. Tuz terapisi tarihin en eski tedavi yöntemlerinden. Yöntem aslında bronşite birçok hastalığın tedavisinde tamamlayıcı olarak kullanılıyor. Çankırı'da doğal tuzla oluşturulan odada uygulanan tuz terapisi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çağatay Sevdi de Çankırı'da açılan ilk tuz odasında şimdi konuklarıyla bizi bekliyor. Sözü hemen bu ilginç uygulama için ona bırakıyoruz. Burcu Duru, TRT Haber, TRT Haber'i yakından izleyen izleyicilerimiz bilirler. Daha önce Çankırı'da Kaya Tuzu Mağarası'nı çekmiştik. İşte o Kaya Tuzu Mağarası'ndan alınan tuzlarla bir oda kuruldu. Bu odada da sağlık dağıtılmaya devam ediliyor. Bu odada sağlık dağıtılmaya başlanıyor. Hemen valimize döneceğim, bu projenin tetikleyicisi olan valimize. Ama hemen öncesinde size bir şey söylemek istiyorum Burcu Duru. Yayının sonunda size ufak da bir sürprizim olacak. Bunu hatırlatayım ve valimize dönelim. Sayın Valim. Bu projenin tetikçisi olarak sizsiniz. Nereden çıktı bu proje? Efendim, benim bugün çok mutlu bir günüm, onu söyleyeyim. Ben Çankırı'ya bir yıl oldu atanalı. İlk atandığımda da Çankırı tuzunun var olduğunu öğrendim. Bilmiyordum, açıkça söyleyeyim, kaya tuzunun. Öğrendikten sonra hemen bir tuz kurultayı toplama fikri bende hasıl olmuştu. O kurultayı, o çalıştayı yaptık. Bir de tuz çalışma grubu kurduk. Yerel ve ulusal aktörlerden oluşan. Bu tuz çalışma grubunun da önerilerinden biri bu tuz odalarının çoğaltılmasıydı, var olmasıydı. Sağ olsun Sayın Milletvekilimiz, iş adamı Tevfik Akbak Bey, hakikaten kendisi de özel emek vererek iki tane tuz odasını oluşturdu. Bu L80 karayolu üzerinde olması da önemli. Biz artık tüm L80 karayolu üzerinden geçen vatandaşlarımızı, sürücüleri, yolcuları, Çankırılıları bu tuz odasına bekliyoruz. Bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından da öğütlenen bir tavsiyedir. Bilginiz olsun. Peki Vali Bey, Ankara'da ve İstanbul'da çok sayıda Çankırılı olduğunu biliyorum ben. Onları da teşvik etmek için bir projeniz var mı? Tabii efendim. Projemiz şu: ayın 27'sinde 27 Eylül, 28 Eylül, 29 ve 30 Eylül'de biz inşallah İstanbul Feshane'de olacağız. Çankırı tanıtım günlerinde tüm Çankırılıları orada beraber olacağız, buluşturacağız. Orada da söyleyeceğimiz gibi burada TRT Haber kanalı vasıtasıyla da ifade ediyorum. Tüm Çankırılıları bu Çankırı tuz odasına, L80 karayolu üzerindeki tuz odasına bekliyoruz. İnşallah gelirler ve burada tedavi olurlar, rehabilite olurlar. Tüm TRT Haber izleyicilerine buradan selamlarımı iletiyorum, sevgilerimi iletiyorum. Çankırı valisi olarak hepsini ve tümünü buraya davet ediyorum. Peki, teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Ve bu projenin işletme sahibine geçiyoruz. Tevfik Bey yanımda. Tevfik Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizler asıl ilgazımıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi sizden alalım. Bu tuz odası fikri nereden doğdu? Efendim, bu tuz odası fikri yaklaşık 2003 yılında bizde oluştu. Hatta biz bununla alakalı olarak Dünya Sağlık Örgütü'nün de çok önemsediği, Avrupa'nın çok ehemmiyet verdiği Polonya'da bir tuz mağarasındaki sağlıkla ilgili yapılanma bizim çok dikkatimizi çekmişti. Ondan esinlenerek Çankırımız, biliyorsunuz, Türkiye'nin en büyük tuz rezervine sahip, etilerden bugüne devam eden, yani insanlık tarihi kadar eski olan bir tuz mağaramızı nasıl yapar, nasıl bu gündeme getirebiliriz düşüncemiz yaklaşık 6-7 yıldır devam ediyordu. Biz bu gelişmeleri takip ederken aklımıza tuz odası geldi. Malumunuz E80 üzerinde çalıştırmış olduğumuz bu iş yerimizde insanlarımızın sağlığını ve seyahatlerini nasıl dinlenmeye dönüştürürüz düşüncesi, malumunuz üzere tuzun astım hastalığına, cilt rahatsızlığına ve daha çok önemlisi asrımızın hastalığı olan strese çok iyi geldi. Bütün sağlık teşkilatlarınca, Dünya Sağlık Örgütü'nce bu her defasında dile getiriliyor. Hatta geçenlerde hangi kanaldı bilen hatırlayamayacağım. Evet. Bu Meranki Hoca var. Bu alternatif tıpla çok meşgul olan. Onun sofralardaki
tuzdaki tavsiyesi de keza bu astım hastalığıyla alakalı, cilt hastalıklarla alakalı, stresle alakalı noktalarda kaya tuzunu tavsiye etti. Bütün artık Türkiye'nin malumu. Biz de bütün bunları böyle bir araya getirdik. Dedik ki tesisimizde ne yapabiliriz? Seyahat eden insanları sadece akaryakıtını alan, yemeğini yiyen bir yer olmaktan öte bu seyahatlerini nasıl keyfe dönüştürürüz? Ve bununla beraber de insanlığa nasıl bir hizmet ederiz? Nasıl faydalandırırız? Düşüncesi bizi böyle bir yatırıma yöneltti. Dolayısıyla Sayın Valimizin de ifade ettiği gibi Çankırı'mızda var olan bir tuzun böylesi insanlık hizmetine, sağlık hizmetine sunmaktan çok mutluyum. Sayın Valimize de desteklerine dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama dahası da var. TRT'ye insanlara hizmet ettiği için böylesi sağlıklı bir hizmeti tüm dinleyicilerine duyurduğu için çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Buradaki tuzların hepsi Çankırı'dan çıkıyor değil mi? Evet. Çankırı'nın hemen doğusunda az önce de ifade ettiğim gibi çok eski bir tarihi olan tuz mağaramızın tamamen onların ürünüdür. Burada ben her gördüğümüz. Birkaç çeşit tuz görüyorum. Mesela duvarlar farklı. Zemin kum gibi, böyle kum tuz gibi. Evet. Sahil gibi. Bunlar farklı tuzlar. Efendim şimdi tabii bunu Türkiye'de odaya dönüştüren bir kısım firmalar var. Onlarla yapmış olduğumuz araştırmada zeminde, duvarda ve tavanda ne tür tuz kullanacağımız, yine hepsi Çankırı tuzu. Onların değişik vasıflarda bir kısmı çok daha ince, bir kısmı biraz daha kalın olarak böyle bir dizayn oluşturduk. Doğrusu bu tesisin yapılmasında emeği geçen firmamıza ve yine bunun bu şekilde dizaynında emeği geçen mimar arkadaşımıza da bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Bu tamamen Çankırı tuzudur. Onun için Çankırı bu konuda çok şanslı bir ildir. Yani buranın yapımı farklı aşamalardan geçen kaya tuzunun farklı aşamalardan geçip zeminde, tavanda, zaten tavanlar böyle sarkık gibi duruyor. Özel bir anlam var mı bu sarkık olmasının? Efendim bunun özel anlamını doğrusu bir havalandırma ve estetik olma adına böyle bir özelliği var. Asıl burada bizim bir makinemiz var. Bu makinede tozlarını belirli aralıklarla içeriye yaydığı zaman çektiğimiz takdirde burnumuzdan ciğerlerimize çok ciddi bir iyileştirici, rahatlatıcı özelliği var. Yine tuz lambalarımızın da eksi iyon vermiş olması nedeniyle stresi fevkalade. Onlara geleceğiz Sayın Valim. Özür dilerim Tevfik Bey. Şimdi o zaman buradaki yayından içeriye geçelim. Orada da misafirlerimiz var. Evet. Biraz da teknik detay alalım. Dinlenen odada arkadaşlarımız var. Oraya geçelim. Bize şeklik olarak da şimdi arkadaşlarımız daha size detaylı bilgi verebilirler. Şimdi Ramazan dolayısıyla tuzun aslında bunun tuz üflüyorsunuz. Burnumuza, ağzımıza tuz doluyor. Bir zararı var mı? Orucu etkiliyor mu? Efendim bunu Diyanet İşleri Başkanlığımızdan aldığımız bilgiye göre çok sağlıklı bulmuyorlar. Yani orucu zedeleyici olarak görüyorlar. Biz de bunu müşterilerimize, misafirlerimize söylüyoruz ama Ramazan münasebetiyle bu iftardan sonra misafirlerimiz gelip burada dinlenebiliyorlar. Ama buranın, Ramazan sonrası günün her saatinde bu imkanı bulacaklar. Bir de diğer odaya geçerken buranın çalışma sistemini, şu an çalışmıyor sanırım oda, sadece tuzla kaplanmış duvarlar var. Bir tuz sistemi yok. İzin verirseniz çalışma sistemini işin başından bu tarafı projeyi takip eden yine hem işletme müdürümüz ve yeğenim Osman Bey bu konuda daha sağlıklı bilgi verir. Ben yanlış bir şey ifade etmek istemiyorum. Hemen Osman Bey'e dönelim. Osman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Siz hoş geldiniz. Tevfik Bey'den bayağı bilgi aldık. Sizden de çalışmasıyla ilgili biraz bilgi alalım. Bu çalışma sistemi bizim yurt dışından ithal ettiğimiz tuz jeneratörümüz vardır. Burada tuz jeneratörümüz. Yine tuz bunu yurt dışından ithal etmişizdir. Tuz, medikal tuz kullanıyoruz burada. Medikal şu kapağımızı alalım. Buradan medikal tuzu döküyoruz. İçeride yine şurada otomasyon sistemli bir makinemiz vardır. Bu makineyi çalıştırdığımızda yaklaşık bu tuz terapisi gören hastalarımız 40 dakikalık bir seans uygulayacak. Bu esnada da içeri geçelim isterseniz misafirlerin yanınıza. Bu şeyimiz, tuz jeneratörümüz ve otomasyon sistemimizle 40 dakikalık seanslarla bir gün arayla içeriden
dışarıdan içeriye tuz püskürterek bu tedaviyi oluşturuyoruz. Bu tedavinin sonucunda hastalarımıza astım, bronşit, nefes darlığı, uykusuzluk, solunum yolları, cilt rahatsızlığı gibi özellikle dinlenmeye yönelik sadece yani stres atıcı özelliğe sahip dinlenmeye yönelik, malum burası E80 yolu, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde bulunan E80 yolunda kurulu bir tesisimiz. Şuna gelelim, genelde herkes bu odadan faydalanabiliyor. Faydalanamayacak kişiler var mı? Faydalanamayacak kişiler var efendim. Bunlar yüksek tansiyon hastaları, daha önceden kanser tedavisi görmüş hastalarımız, daha önceden tansiyon, kalp rahatsızlığı, kalp yetmezliği olan hastalarımıza tavsiye etmiyoruz. Peki, hemen size döneceğim. Misafirlerimize hazır buradayken, yakalamışken ne yapıyoruz? Tuz kumla mı oynuyoruz? Tuz kumla biraz terapi uygulayalım dedik kendimize. Daha önce biliyor muydunuz böyle bir yer olduğunu? Ben burayı akşam gördüm. Çay içmek için gelmiştim buraya. Burada birkaç günlük misafirim ben. Bende de migren var. Öyle deneme kastıyla geldik yani. Nasıl o hissettiniz? Yok, rahatlatıcı bir yönü var. 24 dakika burada kalıyorsunuz. Tuzu alıyorsunuz. Böyle bronşlarınızın açıldığını falan. Tabii yani o rahatlatıcı etkisi zaten fark ediyorsunuz. Son 15 dakikadır falan buradayım ben. Biz çok sıkıntı değil. Aileyi de almışız gelmişiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben çok memnun kaldım. Çocuk açısından çok güzel, özellikle oynama açısından hem kirlenme şeyi yok. Gerçekten serin bir havası var, ferahlatıcı bir havası var. Terapi uyguladığına da eminim yani. Rahatlatıcı bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Çok memnun, herkese de tavsiye ederim. Peki, biz de tavsiye edelim o zaman. Osman Bey'i tekrar yanıma alayım. Osman Bey, şimdi ben 24 dakika dedim ama bu şimdi... doğru mu söyledim? Burada tabii öngörülen normalde 40 dakika ama bizim burası dinlenme bir yol boyu tesisi olduğu için biz şöyle bir yani 24 dakikada 24 saat dinlenme keyfi adı altında insanları hem sıkmadan hem slogan yaptık. İnsanları hem sıkmadan hem de 24 dakikada bu terapiye kullanmaları açısından 24 dakikayı uygun bulduk. Peki ziyaretçilerin buraya ne kadar sıklıkla gelmesi gerekiyor? Ziyaretçilerin özellikle astım, bronşit, nefes darlığı gibi hastalarımızın 2 günde bir yarım saat, 25 dakika, 40 dakikaya kadar uzatılmak kaydıyla 2 günde bir 10 gün boyunca bu tedaviyi uygulayabilecekler. Bizim araştırmalarımız bu tuz odasının uzmanlarının da verdiği önerilere göre 40 dakika, 2 günde bir 10 gün. Bu seansımızın süresi. Peki Osman Bey, şunu merak ediyorum bir de. Ben buraya geldim, bir 40 dakika veya 24 dakika durdum. Ne kadar tuz miktarı aldım vücuduma? Şimdi bu 24 dakika bir mutfak yemeğinin, yani mutfakta kullandığımız bir yemeğe kattığımız tuzun, çorbanın 1/10 kadar tuz kullanıyoruz. Aslında o tuzu ciğerlerimize çekiyoruz. Ciğerlerimize çekerek kullanmış oluyoruz. 1/10 kadar kullanmanızdaki zaten fayda hem tuzun azlığı hem de tuzun verdiği, doğal kaya tuzunun verdiği fayda oluşuyor. Bir de bunun maliyeti var tabii. Burası yapıldı. Ne kadar tuz kullanıldı burada? Yaklaşık yine Sayın Başkanımız da söyledi. Burada Çankırı'nın, Türkiye'nin en büyük tuz rezervine sahip Çankırı mağaramızdan aldık. Yaklaşık 7 ton kaya tuzu. Bu 7 ton kaya tuzunun püskürtülmüş halini kullandık burada. Ve ne kadara mal oldu bu? Yaklaşık 60 bin, 55-60 bin civarı bir paraya mal oldu. Peki ziyaretçiler burayı kullanmak istediğinde ne kadarlık ücret ödeyecekler? Şu an tanıtım amaçlı, çünkü yeni açtık bu tuz odamızı. Tanıtım amaçlı 5 dakikası 10 dakikası 5 lira, 24 dakikası 10 lira olmak kaydıyla bir tanıtım amaçlı bir fiyat belirledik. Anladım. Bu tanıtım amaçlı bir ücret, sonra ileride artacak diyorsunuz. Şu an öngördüğümüz Tevfik Bey bir şey söylemek istiyor. Şimdi, ben özellikle burada ticari bir maksadımız yok. Tamamıyla insanlara ve bizim tesis müşterilerimizi dinlendirmek maksatlı. Yani fiyat asla ve katla bizim için ticari yatırım değil.
tamamen hizmete yönelik, insanlığa yönelik, sağlığa yönelik, müşterilerimize verdiğimiz değere yönelik, Çankırı'nın tuzunun tanıtımına yönelik bir hizmet. Tevfik Bunu Bey. Ticari maksatı düşünmediğimizde alenen ifade etmek istiyorum. Süremizin de sonuna geldik. Burcu Duru, son olarak şunu da söyleyeyim. Buraya gelip buradan faydalanamayan ziyaretçilerimiz bu tuz, kaya tuzu lambalarından alarak evlerinde bunların sanırım ömrü 2-3 yıl kadar kullanabiliyorlar. Benim de sana sürprizim şuydu. Ben başta söz aldım Burcu Duru. Eğer buraya yolun düştüğünde ben senin için açık rezervasyon yaptırdım. Yolun düştüğünde burada mutlaka bekliyorlar mutlaka sizi. Veya yok gelemem diyorsanız bundan getireceğim. Lambalardan getireceğim bir tane. Ofiste kullanırsınız. Yayınımızın sonuna geldik. Yol düşen herkesi tuz terapisine bekliyoruz diyebiliriz. Çağatay Sevdi'ye ve konuklarına teşekkür ediyoruz. İlk tuz odasındaydı. Tuz odasını dolaştı. Oldukça sakinleşmiş, rahat bir yayın gerçekleştirdi bize. Solunum yolu rahatsızlığı olanlar için tabii biz de tavsiye ediyoruz ama hemen hatırlatmakta fayda var. Tansiyon rahatsızlığı, kalp hastalığı veya kanser hastalığı olanlar için de tavsiye edeyim ve o notun da altını bir kez daha çizelim. Teşekkür ediyoruz. Sürprizinizi de ilerleyen günlerde kullanmak için bu rezervasyonu kabul ediyoruz. Teşekkürler Çağatay Seyzi. Evet, yolumuz düşerse Çankırı'ya sizi de davet ediyoruz. E80 karayolunun üzerinde Ilgaz'da tuz terapisi uygulanıyor. İlgilenenlere, arzu edenlere tavsiye edilir. Birazdan hava durumu ekranda, ardından saat başında gelecek.